a**am yapacağınızı şey ya a**ına sokarım ya. Yok yok öyle bir şey yok. Başlıkta gördüğün gibi değil. Bu videoda sadece ÖABT'yi yorumlayacağım. Başlığı bilerek öyle koydum. Hani şu sınavı kötü geçip de sürekli iptal olsun diyenler var ya. Neyse o konulara girmeyeceğim şimdi. Bir de onun için yorumlarda kaos olmasın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Hakan. İlk öğretim matematik öğretmenliğinden mezun oldum. Genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavını kanalımda daha önce yorumlamıştım ve o sınavlar iptal oldu. İkinci sınavda da yorumlamak istemedim. Bilmiyorum neden. İkinci girdiğim sınavda genel kültür genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları ortalama geçmişti. Yani kendimce iyi yaptığımı düşünüyorum. ÖABT sınavında da süre yetmedi. İlk öğretim matematik öğretmeni için konuşuyorum. Sorular yapılabilir sorulardı ama uğraştırıcıydı. Zaman isteyen sorulardı. Ve ben analiz kısmında çok çok uğraştım. Çünkü sorulara baktığım zaman bildiğim sorularda hani çözümünü bildiğim çözülebilecek sorulardı. Ve çözümüne de uğraştım bayağı. E, i̇şlemini doğru yaptığımdan adım gibi eminim. Hani gidişatı bu sorunun böyle çözüldüğünden eminim. Ancak işte bir tane artı yerine eksi yazmanız bile matematikte soruyu değiştirdiği için cevap yanlış çıkıyordu. Böyle olunca da soruyu da zaten çözmüşüm. Hani sorunun doğru gidişatının doğru olduğundan da eminim. Bu sefer de çok uğraştığım için de hani geçmek istemedim. İşte tekrar çözeyim falan doğru cevap ulaşayım gibisinden bu şekilde çok zaman harcadım. Genel anlamda da zaten sorular zaman harcatıcıydı ama en azından bu kadar uğraşmayıp da hani soruyu geçseydim, diğer tüm soruları görseydim bir 35-40 net yapacağımı düşünüyordum. Ve bu sınavda da 35-40 net atamak için yeterli bence. Çünkü gruplarda konuşulduğuna göre herkes bayağı zorlanmış süre yetiremeyenler olmuş, bayağı boş bırakanlar olmuş. O yüzden ben 40 net yapanın atanacağını düşünüyorum. Tabii eğitim bilimleri ve genel kültür genel yeteneği normal olanlar. Şu şartlarda ben kendimin atanacağına pek ihtimal vermiyorum ama belki ikinci alımda bir ihtimal olabilir. Hani ilk alımda atanamam da ikinci alımda belki olabilir. Bir de seçim senesi falan hani daha fazla alım olursa belki atanabilirim. Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onunla gurur duyuyoruz ve şunu söyleyeceğim eğer hani tüm soruları görseydim tam çalıştığım yerlerden gelmişti ve ben ÖABT'ye ikinci dönem çok çalışmamıştım. Sınav ertelendikten sonra çalışayım dedim hani vardır bununla da bir şeyler gibisinden hani çalışayım normalde ertelenmeden önce hep şey diyordum işte çok geç kaldım, süre yetersiz falan. Ertelendikten sonra da bari çalışayım dedim. Çünkü sınava çalışmayınca bir sefer o psikolojiyle zaten başka işe de kendini veremiyorsun. En azından sınav çalışayım dedim. Çalıştım çalıştığım yerlerden de geldi işin açıkçası. Ama dediğim gibi süre yetmedi işte. Bu da böyle bir nasipmiş diyelim. Ve hani eğer çözebilseydim yani tüm soruları görebilseydim hani iki haftada konuları atanabilecek kıvamda konuları hallettim diyebilirdim. Bunu neden söylüyorum? Kendimi övüp egomu kasmak için değil. Şu sebeple söylüyorum. Eğer beni izleyen 3. sınıf öğrenciler varsa bizim bölümden veya 4. sınıfa geçmiş KPSS'ye hazırlanan veya şu an izlerken yeniden hazırlanan hazırlanacak olanlar varsa eğer sınava nasıl ve nereden çalışmaya başlayacağınızı söyleyebilirim. Hem de gayet rahatlıkla ilk senenizde atanabilirsiniz. Yani ben bunu gördüm. Eğer bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizin sınavlar nasıl geçti yorumlarda belirtin. Eğer başka bölümden olup da bu videoyu izliyorsanız siz de yorumlara yazın. Belki aynı bölümden başka arkadaşlarınız görüp yorumlarda konuşursunuz. Ki gerçi bu saatten sonra konuşmaya da gerek yok. Hani zaten elimizden bir şey gelmeyecek şu saatten sonra. Bakacağız sonuçlar açıklanınca ne olacak. Şu iki haftayı rahat Rahat, rahat geçirin yani. Konuşmaya da gerek yok. Ama yorum yazın yani. Orası ayrı. <laughs> Videoyu da beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.